Kur'an buyuruyor, peygamber neden gönderilmiştir? Huvellezî ersele resûlehu bil huda ve dinil hak. O Allah ki resulünü hak din ile gönderdi. Bütün hükümleri hak olan bir din ile gönderdi. Ve göndermesi de kendisinin hakkıydı. Yeryüzüne hükmetmesi kendinin hakkıydı. Neden gönderdi? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bütün dinlere, bütün otoritelere, bütün devletlere, bütün ideolojilere üstün getirmek için. Demek ki peygamberin gönderilme sebebi bu. Üstün gelmek için. O Allah peygamberinin neden gönderdi? Bütün dinlere üstün getirmek için. Demek ki bütün dinlere üstün gelecek. Peygamberimiz döneminde bir kısmı görüldü. Belki 13 sene Mekke'de zulüm altında inlediler. Ama daha sonra Allah bir Medine nasip etti ve oradan itibaren hareket hızlandı, devlet aşamasına geçildi ve zaferler, fetihler arka arkaya geldi ve sonunda Hayber'de fethedildi, Mekke'de fethedildi, ta Tebük'e kadar da gidildi. Medine'den 778 kilometre uzakta Şam tarafına doğru, Türkiye'ye doğru. Bu kadar mesafeye kadar gidildi. 30 bin askerle, 10 bin atlı, 10 bin deveyle bu kadar uzak mesafeye gidildi. Böyle bir ordu meydana geldi mi gelmedi mi? Türkiye'nin 3-4 katı büyüklüğündeki Arabistan yarımadası fethedildi mi, fethedilmedi mi? Efendimiz daha hayattayken Hazreti İsa'ya verilmeyen Hazreti Peygamber'e verildi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Kur'an haber veriyordu, ey Resulüm sana vereceğiz. Sen devam et. Festakim keme umirt. Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Kendi kafandan bir istikamet tayin etme. Kendi kafandan bir metot tayin etme. Emrolunduğun gibi. Peygamber bile bununla emrolunuyor. Peygamber bile özgür değil. Peygamber bile ben İslam'a hizmet edeyim de nasıl olursa olsun diyemiyor. Allah peygamberine bile diyor ki emrolunduğun gibi istikamet üzere olacaksın. Emrolunduğun gibi o metodu takip edeceksin. Başka bir metot takip etmeyeceksin. Çünkü başarılı olamazsın. Ve Allah'a itaat etmemiş olursun. Ve la ilahe illallah gereği olarak Allah'tan başka ilah olmadığına göre sen Allah'a itaat etmek zorundasın. Kendi kafana göre davranamazsın, özgür değilsin. Hazreti Peygamber özgür değilken nasıl olur da başkaları özgürlermiş gibi davranabilirler?